Böbrek rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede kanser teşhisi konulan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz'un tedavi süreci devam ediyor. Ramazan bayramında kısa bir süreliğine taburcu olan ve durumu ağırlaşarak tekrar Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fakültesine kaldırılan Yavuz'un damardan aldığı besinlerle tedavisinin devam ettiği belirtildi. Buradaki ümmetin bütün unsurları... Mehmet Yavuz'un hastalığının yıllar önce başladığını, Kasım 2017'de sol böbreğinin alındığını söyleyen kardeşi Adem Yavuz tedavi sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Tedavi sürecinde inişli çıkışlı durumlar olsa da gelinen son aşamada mesafe kaydedilemedi. Kemoterapi hastalığını geriletemedi. Doktorları hastalığının çok dirençli olduğunu, kemoterapinin etkisiz kaldığını söyledi. Şu an hastalığının son evresinde. Takatsiz ve yürüyemeyecek durumda. Ama her şeyin farkında. Sabırlı ve mütevekkil. Doktorlar hala yapılabilecek bir şeylerin olduğunu söylüyor. Bizler de umudumuzu kaybetmedik. İyileşmeye yönelik beklenti ve inancımız devam ediyor. Tıbben çok zor görünse de yapılan dua, sarf edilen olağanüstü çabaların Rabbimiz katında karşılık bulacağına inanıyoruz. Takdiri Allah'ındır içerisinde yaşamaya çalışan gayrimüslim unsurlar dahi bundan Yapılan kavli ve fiili dualara karşı minnettar olduklarını söyleyen Adem Yavuz sözlerine şöyle devam etti. Hocanın hastalık sürecinde belki de hiç kimseye yapılmamış kendileri için bile yapmadıkları içten kavli ve fiili duaları müşahede ettik. Kardeşi olarak minnettarım. Onur duyduk. Tarifi edilemeyen duygulara büründük. Rabbim duaları kabul etsin. Onlardan ebeden razı olsun. Mehmet Yavuz'un kendilerine ettiği duayı ediyorum ben de. Rabbim onları her iki dünyada aziz kılsın. Hüdapar'ın bir dönem genel başkan vekilliği görevini yürütmüş ve halen genel başkan yardımcısı olan Mehmet Yavuz, böbrek hastalığı nedeniyle tedavi görürken ameliyatla sol böbreği alınmış ve akabinde kanser teşhisi konulmuştu. Yavuz'un Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedavisine devam ediliyor.